hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'da kimsenin yapmadığı bir şey yapıyoruz. Mükemmel içerik. Millet e-okul fotoğraflarına baktı. Ben baktım mı? Hayır. Çünkü ben bugünü bekledim. Çünkü ben daha farklı bir şey yapmalıydım. Ve daha gereksiz, daha saçma. E-okul kadar saçma, IQ'su 13 olan daha saçma bir content bulmalıydım. Ve buldum. Ne yapacağım bugün? Bugün sünnet fotoğraflarıma bakacağım. Evet, bana en kötü günlerimi yaşatan ve herkes, bütün aile üyelerinin mutlu olup ben yatakta yatarken eğlendiği bir etkinlik. Ben orada pipimin derdindeyken, ailem bana gelen altınları sayma derdinde olan bir etkinlik. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi? Ben orada yatıyorum, siz eğleniyorsunuz Berkcan'ın pipisi kesildi diye. Ayıp. Evet, dilerseniz ilk fotoğrafa bakıyoruz. Evet arkadaşlar, yanımda kuzenimle birlikte gayet gördüğünüz gibi sünnet olduğum için çok mutluyum. Bu fotoğraflar bu arada sünnetten önce çekildi. Sünnet düğünü ben sünnetliyken yapıldı. O fotoğraflar daha iyi, daha saçma yani. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz yine suratımdan sünnet olacağımın mutluluklarının aktığı bir fotoğraf. Yani neyse, diğer fotoğrafa geçelim şimdi. Evet. İşte sünnetli olduğum halim. Ya yani o kadar mutluyum ki, bakar mısın, suratımdan bildiğim mutluluk akıyor. Ya yani öncelikle bu fotoğrafta neden bu kadar mutsuz olduğumu, yani kendi sünnet düğünümde neden bu kadar mutsuz olduğumu anlatıyorum. 3 gün önce sünnet oluyorum. Ondan sonra tamam düzeliyorum falan, 2 günde ayağa kalkıyorum. Ondan sonra kuzenimle Beyblade oynarken, ben de ne gerizekalıyım, niye Beyblade oynarım ki? Kuzenimle Beyblade oynarken böyle babam da bana hediye alıyor, böyle Beyblade şeyi falan filan. Neydi onun adı, siz söyleyin. Eskiden böyle Beyblade'leri koymalık bir şey vardı. Hani arena vardı. İşte kuzenimle oynuyoruz. İkimiz de atıyoruz. Sonra çarpıyor falan filan. Çat bana fırlıyor ikisinden birisi. Beyblade'lerden birisi pipime geliyor. Ben de gerizekalıyım. Bayağı o gün sokakta pipim açık dolaşıyorum. Yani neden böyle hiç altıma bir şey giymiyorum? Ailen neden bu kadar beni iplemiyor? Ben hiç anlamadım. Ondan sonra İşte dikişlere geliyor Beyblade. Ondan sonra işte tekrardan ameliyat falan filan çatçır. Neyse, devam ediyoruz. Bu günler benim en zor günlerim olabilir. Evet, bakar mısınız şu yakışıklılığa? Şu yakışıklılığa bakar mısınız Allah aşkına? Resmen zorla gülmüşüm bu fotoğrafta. Evet, yine Berkcan Güven'in aşırı derecede mutlu sünnet fotoğraflarında bu hafta. Ya da neden kimse anlamıyor benim mutlu olmadığımı? Kuzenim de her fotoğrafta gülüyor, ayıp ya. Evet, yakışıklı reis, Çengel'in kralı. O zamanlar da Çengel'de oturuyoruz. Bakın arka taraf Beylerbeyi Çengelköy. Yine kralıyım buraları. Allah aşkına, şu tipe bakar mısınız ya? Ben böyle yatarken insanlar göbek atıyor bunu. Ankara basıç oluyor, hava falan filan. Yani çok saçma. Yine şu yakışıklılık, şu surattaki gülümseme, mutluluk ifadesi. Evet, herkes çok mutlu. Ben yine şu şurada kendime zoomlamak istiyorum. O kadar mutsuzum ki, anlayın artık. Anlayın, gülmeyin. Suratınızda gülme şeyi görmek istemem. Neyse, iyi para kaldırdık o sünnetten de. Evet, şeyde türe. Bakın, şeyde bak. Ya, ben niye bu kadar mutsuzum? Allah aşkına, herkes gülüyor bak, teyzem gülüyor, annem gülüyor, bunları hatırlayamıyorum şimdi. Anneannem gülüyor, ulan Şahide ayıp ya, ayıp ya, oğlum bu. Şahide de bayağı gençmiş ha, genç güzel. Bu fotoğrafta niye kimse gülmüyor hiçbir fikrim yok. Ya bu fotoğraf bayağı cursed image yani, kimse mutlu değil sünnet olduğuna. Anneannem de. Cidden çok saçma kuzenim. Kuzenimin suratı da çok komik. Böyle. Niye kimse eğlenmemiş benim sünnetim? Ulan insan çocuğun sünnet diye sevinir. Anne! İnsan bir bakar mutlu olur. Fotoğrafta mutlu çıkar. Surata bak ya. İnsan bir içten olmasa da bir sırıtır yani. Ben yine tabii ki de mükemmel mutlu bir şekilde yatıyorum yatağımda. Ya şu fotoğraf dünyanın en saçma fotoğrafı olabilir ya. Ne bu mutluluk? Elinde bunu kaldır. Yemin ederim. Ya bu fotoğraf ne Allah aşkına? Bir insan sünnet olurken elinde niye bir şey olur ya? Allah aşkına, bu ne? Kendimi Saruman gibi hissediyorum onu. Beyaz Gandalf gibiyim onu. Burada da şeye gelmiştik.
bir yere gidiliyordu, tam olarak hatırlamıyorum, sünnet olunca orada dua ediliyordu falan filan. Ama yine mutsuzum. Suratındaki mutsuzluk ifadesi o kadar saçma ki. Dur ya, şu fotoğrafı birkaç yere koymak istiyorum. Evet arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım benim çektiğim o sancılı günleri ve ailemin fütursuzca eğlendiği o günleri umarım anlayıp kendi yerinize beni koymuşsunuz. Ya ben cümle kurmak istiyorum artık ya. Adam gibi cümle kurmak istiyorum. Beynimde getiremiyorum abi hiçbir şeyi yayına. Ne diyorsun ya? Kız arkadaşım, şu özür dilerim. Bu videoyu sizinle paylaşma amacım cidden çok kötü günler geçirmiş olmam. Bu konu hakkında çok hassas olmam. Ve videonun aşağısına da fotoğrafı koyacağım, o benim elimde asa tutarken ki çılgın fotoğrafımı. İstediğiniz kadar saçmalayabilirsiniz o fotoğrafla. Aşağıda linklerde olacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Beni desteklemek için videoyu isterseniz paylaşın, isterseniz likelayın. Ne yapmak isterseniz onu yapın kardeşim. İstiyorsanız ekrandan videoyu sevin. O bile benim için büyük bir zevktir. Neyse, görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.